Şimdi mübarekler, piyasada bu kadar kafir varken siz gelip benim gibi ehli iman, taat ve ibadeti yerinde ticaret ehli bir mümine çattınız. 1. Aşağıdakilerden hangisi yangından kaynaklanan tehlikelerden değildir? A. Yüksek sıcaklık tehlikesi. B. Patlama tehlikesi. C. Yangın safhalarındaki tehlikeler. D. Mimari ve yapısal özelliklerden kaynaklanan tehlikeler. E. Çökme tehlikesi. Sevgili arkadaşlarım, elbette mimari ve yapısal özelliklerden kaynaklanan tehlikeler yangından değil, zaten cevabın içinden de söylediği gibi mimari ve yapısal, yani ki yapının kendisinden yapılış şekli ve tekniğinden kaynaklanan tehlikelerdir. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım, seçmemiz gereken şık D şıkkı, mimari ve yapısal özelliklerden kaynaklanan tehlikeler yangınlarla kaynaklanan tehlikelerden değildir olarak bilmemiz gerekir ve bu seçeneği seçmemiz gerekir arkadaşlarım, sınavda çıkması halinde. 2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Çıkan eklem bölgesi hızla yerine oturtulur. B. Çıkıkta yoğun ağrı ve şekil bozukluğu olur. C. Deri bütünlüğünün bozulduğu kırıklara açık kırık denir. D. Kırık yakındaki damar, sinir ve kaslarda yaralanma ve sıkışma olabilir. E. Burkulmada şişlik, şişliği azaltmak için bölge yukarı kaldırılır. Hangisi yanlış arkadaşlar? Elbette ilk yardım eğitimlerimizden de öğrendiğimiz üzere çıkan eklem bölgesi hızla yerine oturtulur gibi bir seçenek söz konusu değildir. Bunu hastanede hekimler tarafından yapılacak bir işlemdir. Bu ilk yardımcı tarafından yapılacak bir işlem değildir. Dolayısıyla sınavda çıkması halinde bu şıkkı rahatlıkla seçebiliriz. 3. Söndürme olayı aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz? A. Oksijenin ortadan kaldırılması. B. Isının düşürülmesi. C. Reaksiyon hızını kesme. D. Flashover olayının gerçekleşmesi. E. Yanıcı maddeyi uzaklaştırmak. Sevgili arkadaşlarım, söndürme ile alakalı olarak oksijenin ortadan kaldırılması, bildiğiniz üzere yangınlarda oksijenin ortadan kaldırılması söndürmenin bir evresidir. Yani bunu yapabilirsiniz, bir yöntemidir. Isının düşürülmesi, bildiğiniz üzere arkadaşlar, ne vardı? Yanma üçgeni diye bir üçgenimiz vardı. Neydi onlar? Oksijen, yanıcı madde ve gerekli ısı. Bu üçünden birini ortadan kaldırdığımızda yanmayı da durdurmuş olurduk. Bu üçünün olmadığı, aynı anda aynı yerde olmadığı durumlarda yangın çıkması veya yanmanın olması mümkün değildir. Öyleyse oksijenin ortadan kaldırılması söndürme olayıyla ilgili olarak söylenebilir. Isının düşürülmesi yine söndürme ile alakalıdır. Reaksiyon hızını kesme yine söndürme ile alakalıdır. Yanıcı maddeyi uzaklaştırmak elbette yine bu üçgeni bozmak açısından söndürmeye olayına girer. Fakat flashover, bildiğiniz üzere, neydi? Kapalı bir ortamda oksijenin biraz daha azaldığı, yanma nedeniyle oksijenin azaldığı bir ortamda, bir yangında aniden yangın olayına, yangın olduğu yere aniden oksijen verme, yani mesela kapalı bir odada yanma oluyorsa ve siz kapıyı bir anda açtığınızda oraya ne olacaktır? Yoğun şekilde oksijen gidecektir. Bu da büyük bir patlamaya, parlamaya neden olacaktır. Flashover olayının gerçekleşmesi söndürme olayıyla açıklanamaz arkadaşlar. Tam tersi, yangını daha da körüklemiş oluruz. Geçelim. Evet, seçeneklere görüldüğü üzere. 4. Yanıcı madde, ısı ve oksijenin bir araya gelmesiyle meydana gelen kimyasal reaksiyonun kontrol dışına çıkmasına ne ad verilir? Yanıcı madde, ısı ve oksijenin bir araya gelmesiyle meydana gelen kimyasal reaksiyonun kontrol dışına çıkmasına. Bunların kontrollü olarak yanması neydi arkadaşlar? Yanmaydı. Ama bu yanmanın kontrol dışına çıkması neydi? Elbette
yangınlar kontrol dışıdır. Bildiğiniz üzere elbette yangın seçeneğini seçmemiz gerekir. Durgunluk, isteksiz olma, soluk bir yüz, ağır ve yavaş hareket etme, zayıflık, dengesiz yürüme, öz bakımda azalma, bir yerde uzun süre kalamama gibi durum ve belirtiler hangi narkotik madde türünün etkisi sonucunda ortaya çıkar? A. Esrar, B. Kokain, C. Sentetik kanabinoid, bonzai, D. Ekstasi, E. Eroin. Sevgili arkadaşlarım, eğitimlerimizden, kurslarda öğrendiğimiz üzere yine bu soruya verilebilecek cevap eroin olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla sınavda çıkması halinde durgunluk, isteksizlik, soluk bir yüz, ağır ve yavaş hareket etme, zayıflık, dengesiz yürüme, öz bakımda azalma gibi seçenekler varsa soru içerisinde, o zaman eroini rahatlıkla seçebiliriz şıklar. 6. Bilgi işlem merkezleri, laboratuvarlar, hassas cihazların bulundurulduğu alanlar, telekomünikasyon odaları gibi yerlerde hangi tip söndürücüler kullanılmalıdır? Bildiğiniz üzere arkadaşlar, bilgi işlem merkezleri elektronik malzemelerin olduğu merkezler, laboratuvarlar yine hassas içerikli malzemelerin olduğu yerler, hassas cihazların bulundurulduğu alanlar. Bu durumda ne olması gerekirdi arkadaşlar? Elbette halojenli hidrokarbonlar kullanılmalıdır değerli arkadaşlar. 7. Alışılmış olan maddenin alınamaması veya azaltılması halinde ortaya çıkan hastalık tablosu, kriz durumu ve buna bağlı olarak kişinin dayanılmaz acılar yaşaması neyi ifade ederdi arkadaşlarım? Duygu durumunda yükselmeyi, tolerans etkisini, sahte iyi oluşu, yoksunluk halini, keyif halini, seçeneklerimiz arasında yine kurslardan öğrendiğimiz üzere arkadaşlarım yoksunluk halini belirtirdi. Doğru mu arkadaşlar? Evet. O halde geçelim 8. soruya. 8. Alevli ve korlu yanma kabiliyetine sahiptir. Söndürme yöntemi ise soğutma veya yanıcı maddenin uzaklaştırılmasıdır. Aşağıdaki yangın sınıflarından hangisinin özelliği bu tanımlara göre doğru olarak verilmiştir? A. Katı madde yangınları, B. Sıvı madde yangınları, C. Gaz madde yangınları, D. Akaryakıt yangınları, E. Elektrik yangınları. Burada arkadaşlar her zaman söylediğim gibi cevabını hatırlayamadığınız sorularda muhakkak mantığınızı kullanarak cevap vermeyi tercih edin arkadaşlar. Mantık yürüterek verilen cevapların %90'ı doğru çıkıyor zaten. Çünkü sınavlarımız basit sınavlar arkadaşlar. Bakalım. Alevli ve korlu yanma. Kor sıvıda olmaz, gazda olmaz arkadaşlar, bildiğiniz üzere. Akaryakıt yangınlarında yine kor olmaz. Elektrik yangınlarında belki kora benzer olabilir ama kor değil. Ne var arkadaşlar geriye? Katı madde. Odunu düşünün, nasıl korlaştığını, ağaçları düşünün, nasıl korlaştığını ve alevli olarak yandığını rahatlıkla görebiliyorsunuz. Doğru mu arkadaşlar? O halde olması gereken seçenek katı madde yangınları. Evet, geçelim. 9. Aşağıdakilerden hangisi alıcının taşıması gereken özelliklerden biri değildir? A. Alıcı iyi bir dinleyici olmalıdır. B. Alıcı mesajı tam değil seçerek almalıdır. C. Alıcı bilgi ve birikimi ile mesajı algılayabilme yeteneğine sahip olmalıdır. D. Alıcı bilgisiyle geri besleme yeteneğine sahip olmalıdır. E. Alıcı kaynaktan gelen mesajı almaya istekli olmalıdır. Sevgili arkadaşlarım, burada alıcı mesajı tam değil seçerek almalıdır seçeneği alıcının iletişimde alıcının taşıması gereken özelliklerden biri değildir. Alıcı mesajı alıcı iyi bir dinleyici olmalıdır.
alıcı bilgi ve birikimi ile mesajı algılayabilme yeteneğine sahip olmalıdır. Alıcı bilgisiyle geri besleme yeteneğine sahip olmalıdır. Alıcı kaynaktan gelen mesajı almaya istekli olmalıdır arkadaşlar. Ancak alıcı mesajı tam değil seçerek almalıdır. Seçeneği yanlış bir seçenek arkadaşlar. Taşıması gereken, alıcının taşıması gereken özelliklerinden biri değildir. Geçelim. Evet tamam, bir takım kullar etrafta bizi yanlış mafya olarak niteliyor olabilirler. Ama biz bu yaftayı üzerimize yapıştırmamak için hizmette gayret için her türlü çabayı sarf ediyoruz. 10. Aşağıdakilerden hangisi yanma çeşitlerinden değildir? A. Yavaş yanma. B. Kendi kendine yanma. C. Hızlı yanma. D. Parlama ve patlama şeklinde yanma. E. Oksijensiz yanma. Arkadaşlar, yanmada ne demiştik? Yanma üçgeninde ne vardı? Yanıcı madde, oksijen ve yeterli ısı. O halde oksijenin olmadığı, oksijensiz yanma diye bir yanma olmadığını bilmemiz gerekir. Yani oksijenin olmadığı bir yerde zaten bu üçgenin oksijen, yanıcı madde ve ısı. Bu üçünün bir arada olmadığı yerde yanma olmaz sevgili arkadaşlarım. Vücuttaki besinlerin yanması bile aldığımız nefesle, oksijenle olmaktadır arkadaşlar. Dolayısıyla oksijenin olmadığı bir yerde yanma olmadığına göre, olamayacağına göre doğru seçeneğimiz burada oksijensiz yanma olacaktır. Soru neydi? Aşağıdakilerden hangisi yanma çeşitlerinden değildir? Yanma çeşidinde ne olması gerekir? Oksijenin olması gerekir. Oksijensiz yanma diye bir yanma söz konusu olamayacağı için sınavda çıkması halinde bu seçeneği seçmemiz gerekir. 11. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin önündeki engellerden birisi değildir? A. Duyarsızlık. B. Kararsızlık. C. Acelecilik. D. Alınganlık. E. Ben merkezcilik. Egoizm. Sevgili arkadaşlarım, iletişimin önündeki engeller sayılırken duyarsızlık, kararsızlık, alınganlık, ben merkezcilik yani egoizm sıralanmaktayken acelecilik sayılmamaktadır. Acelecilik belki bir miktar iletişimi kısıtlasa da öndeki tam engellerden sayılmamıştır. Dolayısıyla burada acelecilik seçeneğini seçmemiz gerekir. Kapalı bir hacimde LPG ve doğalgazın hava ile karşılaştırılması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? A. Doğalgaz havadan hafif, LPG havadan ağırdır. B. Her ikisi de havadan ağırdır. C. Her ikisi de havadan hafiftir. D. Doğalgaz havadan ağır, LPG havadan hafiftir. E. Her ikisi de havada eşit ağırlıktadır. Sevgili arkadaşlarım, eğitimlerimizden gördüğümüz üzere doğalgaz havadan hafif, LPG likit petrol gazı havadan elbette ağırdır. Dolayısıyla sınavda çıkması halinde bu seçeneği seçmemiz gerekir. Geçelim. 13. Aşağıdakilerden hangisi iletişim türlerinden biri değildir? A. Kişi içi iletişim. B. Örgütler arası iletişim. C. Kişiler arası iletişim. D. Örgüt içi iletişim. E. Kitle iletişimi. Elbette burada arkadaşlar iletişim türlerinden sayılmayan örgütler arası iletişim seçeneğini seçmemiz gerekir arkadaşlar. Geçelim. 14. Aşağıdakilerden hangisi problem çözme yöntemlerinden biri değildir? A. Kendi çözüm yöntemini öne çıkarmak. B. Yenilikçi çözümler üretmek. C. Kararı hızlı ve etkin bir şekilde almak. D. Problemin nedenini anlamaya çalışmak. E. Farklı alternatifler içinde en doğruyu ve etkin seçimi yapmak. Sevgili arkadaşlarım, burada problem çözme yöntemlerinden biri olmayan kendi çözüm yöntemini önüne çıkarmak seçeneğidir. Yenilikçi çözümler üretmek, kararı hızlı ve etkin bir şekilde almak, problemin nedenini anlamaya çalışmak, farklı alternatifler içinde en doğruyu ve etkin olanı seçmek
problem çözme yöntemlerindendir. Ancak kendi çözüm yöntemini öne çıkarmak gibi bir seçeneğimiz söz konusu olmadığından sınavda çıkması halinde bu seçeneği rahatlıkla seçebiliriz. 15. Bir özel güvenlik görevlisinin kendisine yöneltilen bir mesajı tam olarak anlayabilmesini aşağıdaki unsurlardan hangisi etkilemez? A. Çalışma süresi, B. Fiziksel görünüşü, C. İş akışının yoğunluğu, D. Özel güvenlik görevlisinin psikolojik durumu, E. Gürültülü ortam. Elbette sevgili arkadaşlarım, çalışma süresi, iş akışının yoğunluğu, özel güvenlik görevlisinin psikolojik durumu ve gürültülü ortam yöneltilen bir mesajı tam olarak anlayabilmesini etkileyen seçeneklerdir. Fakat fiziksel görünüşü yöneltilen mesajı tam olarak anlayabilmesi önünde engel teşkil etmez. Dolayısıyla sınavda çıkması halinde bu seçeneği seçmemiz gerekir sevgili arkadaşlarım. Dinledikten sonra bir başka çalışma videosuna başlayabilirsiniz. Benzer videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Soru ve görüşleriniz için videoya yorum yapabilirsiniz. Özel soru ve teklifleriniz için info@ogg.com e-posta adresimize mail gönderebilirsiniz. Sınavlarda hepinize başarılar dilerim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.